Günaydın sevgili TV41 izleyicileri. Tarihlerimiz 28 Aralık Salı, saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Güne başlarken programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hemen programımızın başında bir hatırlatma yapalım. Programımızın ilerleyen dakikalarında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bizlerle birlikte olacak. Bizi izlemeye devam edin. Varsa başkanımıza sorularınız, onları da yine sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere iletebilirsiniz diyelim ve Selçuk Sevim'e bir günaydın diyelim. Günaydın. Nasılsın? Teşekkürler. Bugün Araf'tayız. Evet. Değişik bir hava var. Değişik ama çok güzel değil mi? Bu hafta başından beri, hatta sonundan beri gayet ya, şu ılık. Anda baharı yaşıyoruz. Evet. Hani televizyona gelirken biraz yürüdüm. Terledim. Hı-hı. Ya dedim Aralık'ın 28'indeyiz. 3 gün sonra yeni yıl. Normalde geçen haftaya baktığımızda üşüyorduk. Hı-hı. Ama bugün sabah saatlerinde dahi bunaltıcı bir sıcaklık genelde var. Genelde böyle kışın bu havalar biraz soğuğun habercisi oluyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Bence bunun arkası böyle bir karla falan kendini gösterebilir. Şimdilik var mı bir duyum diyecek belki izleyicilerimiz. Yok. Birazdan hava durumu bilgisini de paylaşacağım ama genelde öyle olur değil mi? Böyle bir ılık olur kışın, sonra arkasından böyle keskin bir soğuk gelir. Bakalım yani şu an güzel. Keşke böyle olsa diyeceğim ama. İzleyenler dışarı çıkarken temkinli çıksınlar. Temkinli, evet. Terlemek de iyi bir şey değil. Ben ona da karşıyım. Şimdi kış ayı diye kat kat böyle giyiniyoruz, aldanıyoruz. Bu sefer de terleyip işte üzerimizdekini çıkartıp daha hızlı bir şekilde hasta olmaya sebep oluyoruz. O yüzden biraz havanın ısısına göre giyinmek lazım. Gideceğimiz yere göre giyinmek lazım. Bunlara da dikkat edersek herhalde güzel, sıkıntısız, böyle sağlıklı bir kışı geçiririz diye umut ediyorum. Şimdi sağlık demişken yine yeni bir vaka haritamız dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Kocaeli'de rakamlar yine düşüşte Selçuk Sevim. Bu da sevindirici. Aşılama devam ediyor biliyorsunuz. Çok da yoğun gidiyor. Bu da sevindirici. Şimdi detaylara bir bakalım hemen Özgür Kocaeli gazetesiyle. Omikron varyantıyla pandemi dünya genelinde alarm verirken Türkiye'de şimdilik bu etkinin görülmemesi sevindiriyor. Sağlık Bakanlığı 11-17 Aralık haftasına ilişkin vaka sayılarını açıkladı. Kocaeli'de 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 282,4'ten 256,60'a düştü. Kocaeli'de haftalık 5640 olan vaka sayısı 5125'e indi. Yine günlük görülen pozitif vaka da 805'ten 732'ye inmiş. Kocaeli bu düşüşle en çok vaka görülen iller arasında hayli geriledi. Daha önce ilk 3'e girdiğimiz günlerden Kocaeli bugün 14. sıraya kadar gerilemiş durumda. Geçtiğimiz hafta 11. sıradaydık. En son açıklanan haritada hatırlıyorum. Şimdi 13'e gerilemişiz. Çünkü düşüşte güzel istikrarlı devam ediyor. İstanbul'da kaç? İsterseniz haritayı göstereyim. Hemen. Arkadaşlar. Tabii haritayı da verebiliriz. İstanbul'da şu an 244,15 vaka sayısı. Bizden düşük. Sakarya. Hı hı. Sakarya'ya bakalım. 185,39 Sakarya oldukça düşük. Yalova. Hemen Yalova'ya gidelim. 231,12 Yalova. Yani Bursa hepsi... 180,15, şöyle çevre illere bakıyorum. Aha. Düzce 173,88, hepsi düşük seyrediyor aslında. Düşük. En yüksek şu anda bölgemizde biziz. En yüksek şu an yine bölgede, evet, birinciliğimizi koruyoruz bölge bazında baktığımızda ama tabii ki Türkiye genelinde 13. Tabii yani genel anlamda baktığımızda Kocaeli'nin fiziki ve ticari konumuna baktığımızda sayımızın ilk 10'da olmaması sevindirici taraf. Tabii ama ki. Yeter mi? Yetmez mi? Şimdi... İstanbul'a baktığımızda dünyanın başkenti denilen illerden biri, vaka sayısı bizden çok düşük. Evet. Yani vaka sayısı bizden çok düşük. Önlem de alıyoruz. Hı-hı. Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Aşılamayla ilgili olarak da Sağlık Müdürlüğü olarak seferber halinde. Ama maalesef yine vaka sayısına baktığımızda bizim bölge bazlı İstanbul'dan dahi yüksek bir tablomuz var. Hani bana göre başarı değil. Tabii ki değil zaten. Hani kötünün iyisi diyeceğiz. İlk 5'teydik, ilk 3'teydik. Bundan 2 ay öncesine baktığımızda bunları konuşuyorduk. Yani yeterli mi? Yeterli değil. Başarılı mıyız? Bana göre şahsen başarılı değiliz. Bu da bizim birey olarak Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar olarak bizim ihmalkarlıklığımızdan meydana gelen sıkıntı. Şimdi geçtiğimiz haftalara göre bakarsak, işte bu yükselişte olduğumuz haftalara göre bakarsak, evet, bir başarı kat ettiğimiz aşikar.
Ama sizin de dediğiniz gibi çevre illere baktığımız İstanbul gibi kalabalık, yine orada da kalabalık ve çok kültürlü bir şehirden bahsediyoruz. Oraya baktığımızda mesela bizim yüksek olduğumuz zamanlarda da İstanbul düşüktü. Derecede değildi. Öyle baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi aslında başarı değil. Ama şu an geldiğimiz nokta tabii ki sevindirici. O birlerden, üçlerden buralara gelmek de bir şeydi yani, sevindirici. Ne yapıyoruz? Tabii ki rehavete kapılmıyoruz. En önemli şeyim ben yine maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak olduğunu biliyorum. Bir de şunu unutmayalım. Omikron vakası Türkiye'de 42 tane omikron varmış. Bunun 30'u sanırım İstanbul'da. Yani 30 tane omikron vakalı kişi İstanbul'da, bizde Allah'a şükür omikron vakası yok. Bizde yok. Şimdi omikron, tespit edilen yok. Zaten PCR verilince ona göre tahliller yapılıyor. Delta mı, omikron mu veya farklı bir varyant mı? Bu ortaya çıkıyor. Şimdi omikron vakası diğer delta'ya göre, bizim geçmişte yaşadığımız ve hala yaşamakta olduğumuz Delta varyantına göre %70 daha bulaşıcı. Evet. Bu ne demek? Delta varyantı bir kişiye bulaştırdığı yerde omikron vakası 7 kişiye bulaştırma özelliğine sahip. Şimdi Allah korusun, omikron vakası Kocaeli'ye geldiğinde bu 260'lı rakamlar binlere, 10.000'lere çıkacak. Evet. %70 olur, yayılan, %70 olarak hesaplayın onu. Çok hızlı yayılan bir varyant. Bizim onu acilen düşürmemiz lazım. Düşürmemiz lazım, doğru söylüyorsunuz. Tek temennimiz onun yayılmaması. Çünkü biliyorsunuz şu anda Avrupa'da birçok ülkede kısıtlamalar ve kapanmalar söz konusu omikron varyantı sebebiyle. Şimdi omikron demişken hemen yine Özgür Kocaeli gazetesinde vakayla ilişki bir haber. Yılbaşı öncesi omikron uyarısı gelmiş operatör doktor Yüksel Pehlevan'dan, yani Kocaeli Sağlık Müdüründen. 2021'i uğurlamaya hazırlanan dünya şimdi de Covid-19'un en hızlı bulaşan varyantı omikronla uğraşıyor. Avrupa'da hızla yayılan, henüz ülkemizde görülmeyen demiş. Herhalde ilimizde demek istemiş. Çünkü ülkemizde görülüyor. Dün açıklama yapıldı. İlimizde. Hatta şöyle bir açıklama yapılmış. Bir internet sitesi veya bir gazete %42 diye açıklama yapmış. Bakanlığın açıklaması %42 değil, 42 vaka var diye. Evet. Bir düzeltmesi var. Evet, orada da bir yanlışlık oldu herhalde. 42 kişi de şu anda bildiğimiz güncel rakam Türkiye'de görülen. Bu varyantla ilgili İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'dan uyarı geldi. Pehlevan, kalabalık aile yemeklerinden uzak durun, aşınızı mutlaka olun demiş. Yılbaşı nedeniyle bu yıl Kocaeli genelinde açık hava etkinlikleri, gençlerin toplanacağı kutlama veya bir konser şimdilik görünmüyor. İl Sağlık Müdürü Doktor Yüksel Pehlevan da bu tür organizasyonların bulaşıcılığı daha da arttıracağına işaret etmiş. Omikron çok hızlı yayılan bir varyant, adeta mantar gibi, bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor demiş. Omikron varyantı Avrupa'da yayılımını hızla arttırırken ülkemizde bu oran tüm vakalar içinde %10 civarında. Pehlevan, şu anda bizim laboratuvarlarımızda tespit edilen bir omikron varyantlı hasta yok. Ancak bu olmadığı anlamına gelmiyor. Dikkatli olmak lazım diyerek çalışanların çoğunlukta olduğu yerlere mobil aşı ekiplerinin de gönderileceğini söylemiş. Yeniden bir aşıya yönlendirmiş. Şu anda düzeltelim o zaman. Kocaeli'de tespit edilen bir omikron vakası yok. Ancak Türkiye'de Selçuk Sevim'in de dediği gibi güncel rakam 42. 42 kişi de şu an omikron varyantı tespit edilmiş Türkiye genelinde. Evet. Ne diyor? Yılbaşı var önümüzde. Yılbaşı için evet, belediyelerin, biz de öyle bir duyum almadık şu anda yılbaşına özel düzenlediği toplu bir etkinlik, konser vesaire. Şu an bizim de, bize de duyumu gelen herhangi bir etkinlik yok. Ancak tabii ki bireysel anlamda kutlamalar olacak, buluşmalar özel olacak. Özel restoranlarda, kalabalık, otellerde zaten kutlamalar var. Restoranda olmasa evde olacak. Bir şekilde kalabalık kutlamayı sevenler bir araya gelecekler. Ancak olabildiğince gelmemeye, geldiysek de kurallara orada da uymaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yılbaşından sonra şu anda oh ne güzel deyip işte düşüşünü konuştuğumuz vakaların tekrar arttığını görebiliriz. Ki bu sefer omikronun da arttığını görebiliriz. Bunlara sebep olmamak için birazcık daha bireysele indirmek de fayda var. En azından bir yıl daha, bu yıl daha değil mi şu yılbaşı kutlamalarını? Mesela ben şeyi merak ediyorum. Bakanlık önümüzdeki günlerde mutlaka açıklama yapar. Üçüncü doz aşıda Kocaeli olarak yüzde kaçız? Hatırlarsan ilk doz aşıda %70, 71, 72 birazcık %75'e çıkması için. Evet, ilk dozda mavi olduk. Sonraki de mavi olduk. Şimdi 3 daha yeni olduğu için bence bir paylaşım yapılmıyor. Çünkü daha hala biliyorsunuz. Şimdi hastanelerde yine insanlar kayıtsız değil. 3. doz aşı olmak için
devamlı hastanelere başvurular, aşı hı-hı. olanlar var. Bence önümüzdeki günlerde bir hafta olur 10 gün sonra hani bununla ilgili bir sayı verilirse kesinlikle verilir. En azından insanlar aşı olmak için daha rahatlıkla hastanelere gidip bir an önce 3. doz hatırlatıcı dozu vurduracağını sanıyorum. Sabahleyin bir haber izledim. Amerika'da hastane zinciri hı hı. çok güzel bir omikron vakası ile ilgili film hazırlamış. Hı. Film dediğimiz meşhur Hollywood'un filmi vardı. Evde tek başına. Evet. Küçük sarışın bir çocuk eve giren iki tane evet. hırsız var. Onunla mücadelesine. Yılbaşı filmi evet, değil mi? Yılbaşı filmi. Yılbaşı gecesi izlemelik. Şimdi onu omikrona çevirmişler. Hı. Bizim mini yaramazımız üst katta. Hırsızlar onu yakalamak istiyorlar. Merdivenden çıkarken meşhur bir sahnesi var. Tavana bir kutu asıyor. Kutu ilk Delta'ya vuruyor. Bir tanesinin adı Delta. Öbürü Omikron. Omikron da yere düşüyor. Ama Omikron Delta'nın üstüne basıp merdivenlerden yukarı çıkmak istiyor. Hı hı. Hani Omikron'u anlatırken mizahi yolda ne kadar hızlı yayıldığını, inatçı bir virüs olduğunu evet, değil mi? Buradan? Ne kadar inatçı bir virüs olduğunu hı. çok güzel anlatan kısa bir replik yapmışlar. Şimdi daha da kalıcı olmuştur eminim evet. akıllarda. Hani hı. güzel bir uygulamaydı. Bakın ben direkt anlatıyorum. Evet. Ben şimdi, izlemiş gibi oldum şimdi. Şimdi zahmet. İnsanların kafasına böyle mottolar oluşturduğumuzda evet. daha rahat insanları ikna etme hı. yoluna gidebiliriz. Şu an kafalarda ne var? Üçüncü doza ne gerek var? Çünkü daha ilk doz olmayanlar var. İlk doz olmayanlar var. TÜRKOVAK bekleniyordu. TÜRKOVAK geçtiğimiz hafta sonu evet. Ankara'ya geldi. Sevkiyatı yapıldı. Tabii. Evet. Hıfzı sahaya geldi. 10 günlük bir test süreci var. 150 bin doz geldi. 10 gün sonra dendi. Bugün 4. gün olması lazım. Gerekli testler yapıldıktan sonra tüm Türkiye'ye dağıtılacak hı. ve aşılar vurulmaya başlanacak. Evet. Bakalım o süreçte ilk doz aşıyla ilgili neydi? Sinovac veya BioNTech olmayanlar İlle TÜRKOVAK isteriz diyenler hı hı. sıraya girip aşılanı olacak mı? Ben onu merak ediyorum. Ben de onu merak ediyorum. Bakalım bu bahanenin arkasına mı sığındılar yoksa gerçekten TÜRKOVAK'ı mı bekliyorlardı? Umarım ikinci söylediğimdir ve bir an önce TÜRKOVAK'ta işte hastanelere dağıtım yapıldıktan sonra hızlıca olurlar diye düşünüyorum. Çünkü hep diyorum bakın anlamadığım tek şey ilk dozu vurulup gerisini yaptırmayanlar. Hani bir şeye başlamışız. Onun yeteceğini düşünüyorlar. Bu kadar araştırma zaten boşuna yapılıyor biliyorsunuz. Kimi esnaf vardır. O yeter vardır. Diyorsa mesela, yetiyordur herhalde. Devlete SSK'ya borcu vardır, prim hı. borcu. Devlet bir kampanya başlatır. Der ki 36 ay şu kadar ödeyeceksin, toplu para ödemeyeceksin, 3 aydan 3 ay ödeyeceksin. İlk taksiti yatırır, hı. ondan sonra yatırmaz. Aynen ilk doz vurulanlar da o şekilde. Evet, İlk taksiti yatırıyorsun ya kardeşim onu devam ettirsene. Evet. Bunun bitmesi lazım. Hı. Şimdi o ilk dozla ilgili de Anadolu'da bir söz vardır. Kız gelin gidiyor. Diyorlar ki oyna diyorlar. Diyor ki yerim dar diyor. Hani oynamayı bilmediği için yerim dar diyor. Şimdi aşı vurulmak istemeyenler de dediler ki ilk aşı vurulacağız dediler. Sinovac geldi kabul etmediler. BioNTech geldi. Dediler, hadi BioNTech'i getirdiler. BioNTech dediler ki bizim DNA'mızla oynuyorlar. Kuyruğumuz çıkacak, çipler mikler olacak, o olacak, bu olacak dedik. Kabul edilmedi. Hadi dediler ki sana oynayacak alan TÜRKOVAK. Bakalım şeyin ne? Sebebin şimdi, ne olacak? Göreceğiz hep bunu herhalde bir iki hafta sonra falan. Vallahi ben hafta sonu hı-hı. oldum. Evet. Zırhımı giyindim. Evet. Maskemi de takıyorum. Kalabalıktan da mümkün olduğunca uzak evet. duruyorum. Arkadaş çevremiz zaten belli. Mümkün hı-hı. olduğunca o dar çerçevede şeyden sonra özellikle pandemiden sonra arkadaş çevrende ister istemez oturduğun kalktığın arkadaş çevrende birazcık daha daralttın. Daha çok telefonla veya görüntülü hı hı. görüşmeler zaten yapmaya biz çalışıyoruz. Çok fırsat da bulamıyoruz biliyorsunuz. Daha çok zaten bu tarz kalabalıklaşmalar ve toplantılar öğrenciler arasında tabii. bence oluyor. Çünkü çalışan insanlar anca belki hafta sonu ya da hafta içi de çok zor. Ama öğrenci olunca şimdi ne oluyor? Hadi bir çay içelim, hadi bir kahve içelim. Ders sonrası dahi, okul içerisinde dahi siz de söylüyorsunuz. Mesela lise öğrencileri tabii. bile.
ders içerisinde, ders aralarında, işte okul sonrasında, okul öncesinde böyle toplantılar, buluşmalar oluyor. O yüzden gençlerin özellikle ben bu noktada aşılanmasını çok çok önemli görüyorum. Gençlerin üzerinde bence sorumluluğun birçoğu, ki keza biliyorsunuz İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Bakanı da buna işaret etmişti, defalarca özellikle gençlere seslenmişti. İnşallah gençlerde aşılama oranımız yüksektir çünkü çok düşüktü biliyorsunuz. Şaşırtıcı bir şekilde gençlerde daha düşüktü aşılama. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçağa binmek için 2 yaşındaki çocuktan aşı mı istemişlerdi, PCR mı istemişlerdi? Evet. Daha bir ay, bir buçuk önceki haberden bahsediyoruz. Evet. Hani 2 yaşındaki bebekten. Normalde biliyorsunuz Türkiye'de küçük çocuklara PCR yapılmıyor, aşı da yapılmıyor. Hı hı. 12 yaş sınırlaması var. Hani durumun vehametini ama anlatmak işte için. Demek ki o kadar salgın orada bir şey durumunda ki küçücük bir bebekten dahi sizin de dediğiniz gibi PCR alınabilmiş. Şimdi umarım omikronla da biz yüzleşmek zorunda kalmayız, böyle kalır. Şu anda çok gündemimizde yok biliyorsunuz. Sadece ama, bir tehlike olarak ama orada duruyor. Gelmesin, aman gelmesin. Şehir efsanesi olarak dolaşsın. Bilmem ne dolaşsın. Zaten bizim çok kötü günler geçirdik biliyorsunuz. Onlarla mücadele etmeye çalışırken bir kez daha kısıtlamaların, kapanmaların gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. O nedenle hepimizin üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. O da nedir? Maske, mesafe, temizlik ve aşı. Bu dört şeyi yerine getirdiğimizde sanmıyorum ki, zaten biliyorsunuz Avrupa'da birçok yerde maske kalkmıştı. Birazcık omikron vakalarının yayılmasında belki bu kuralın kaldırılmasını da ben görüyorum aslında. Çünkü hemen ne oldu, aşı çıktı, işte herkes normal hayatına birden döndü Avrupa'da. Ve maske birçok ülkede kalktı. Sorumluluk. En etkili ilaç, şey gerçekten aşı, ne dersen de maske. Maske, kesinlikle öyle. Hani maske başka... Bakın bir gribi bile nasıl önledik iki yılda. Şu anda unuttuğumuz grip... Maske, maskesizlikten dolayı bu hale geldi. Kesinlikle, yani gribi daha çok konuştuk neredeyse bu sene koronavirüs. Yani grip konuşulur mu? Grip yani her yıl aslında uğradığımız ve yaşadığımız bir salgındı ama o kadar unutmuşuz ki onu, vücudumuz da unutmuş ki çok ağır geçiyor bu yıl. Grip de çok ağır geçiyor. Bir yerde okumuştum, yine bir doktorun konuşmasıydı. Grip bu yıl diğer yıllara oranla çok ağır geçiyor çünkü vücut da gribi unutmuştu. Yani koronavirüsle bir savaş veriyorduk ve maske gripten de korumuştu. Şimdi özellikle çocuklarda grip belirtilerinin ya da gribe yakalandıktan sonra iyileşme sürecinin uzadığına dikkat çekiyordu orada doktor. Ben katılıyorum, yani bir çocuk yaklaşık bir 10 gün 15 günü buluyor tamamıyla toparlanması. Çocukta da böyle, yetişkinde de böyle. O nedenle bence de maske en önemli silahımız, sonra da tabii ki aşı. O zaman bir şimdilik bu vakayı ve uyarılarımızı rafa kaldıralım. Zaten tekrar tekrar yapıyoruz. Hava durumu bilgisini bir paylaşalım. Küçük küçük Özgür Kocaeli'de yine haberler var. Onlara biraz bakalım. Şimdi hafta sonu yağmur geliyor demiş Özgür Kocaeli. Evet, hafta sonu yağışlı bir hava bekleniyor. Soğukların ardından güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıkları yükselmiş. Teşekkür ediyoruz güneyli rüzgarlara. Bu hava etkisini perşembe gününe kadar sürdürecek. Cuma gününden itibaren yağmur geliyor ve hava sıcaklığı da giderek düşmeye başlıyormuş cuma gününden itibaren. Hemen bir Kartepe'den hava durumunu aktaralım. 90 santim kar varmış şu anda Kartepe'de. En yüksek hava sıcaklığı bugün 17, yarın 16, perşembe 17, cuma 15, cumartesi 13 derece olacak. Gece sıcaklıkları 9-11 derece arasında değişecek. Bu arada Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı dün saat 3 itibariyle, 15 itibariyle 90 santim olarak tespit edilmiş. Şu anda hala kayak merkezleri orada açık. Zaten artık öyle de gider diye düşünüyorum. Ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Hafta sonu planlarımızı yağmura göre yapacağız. Çünkü bu güzel, ılık ve kuru hava maalesef hafta sonu ilimizi diyelim özellikle terk edeceğe benziyor. Şimdi yine sokak hayvanlarıyla devam edelim. Başiskele'den sokak hayvanlarına bir barınak var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere sokak hayvanları için barınak yapmaları yönündeki çağrısı karşılığını buldu. Başiskele Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarının tedavi ve bakımının yapılabileceği sokak hayvanları geçici bakım evi projesi için düğmeye bastı. Başkan Özlü projeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdi ne demiştik? Bütün ilçelerde, illerde bununla ilgili çalışmalar başlayacak demiştik ki başlamış gibi duruyor. Ama şu an zaten vardı orada değil mi? Ama belki biraz daha sayı vardı. Acaba? Barınak şimdi farklıdır. Şu an geçici bakım evi. Belediyelerin yaptığı geçici bakım evi. Cumhurbaşkanının bahsettiği sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili
kararın ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi lazım. Evet. Çünkü hayvan yasası var. Sokak evet. hayvanlarını koruma yasası var. Yasada ne diyor? Hı hı. Bir belediye bir sokak hayvanını hangi mahalleden aldıysa tekrar oraya bırakacak. Onunla ilgili olarak tedaviler yapılıp kısırlaştırmadır veya bakımları yapılıp hı hı. aynı bölgeye bırakmak zorundadır diye bir yasa var. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle bu yasa mecliste güncellenerek çıkar. Ondan sonra zaten büyük belediyelerin hepsi hı hı. Bununla ilgili hazırlıklarını yapanlar vardır veya yapacak olanlar vardır. Sokak hayvanları ile ilgili olarak tedbirlerini alırlar. Hı hı. Ama şu an mevcut yasada diyor ki bir belediye olarak sen X mahallesinden bir sokak hayvanı aldın mı? Kedi veya köpektir. Evet. Bunun tedavisini yaptın. Yine aynı yere bırakman lazım. Hı hı. Bunu X yerden alıp Z yere bırakamazsın. Hı hı. Şimdi bu arabasına yansıyan birçok ilde biliyorsunuz sokak hayvanlarının toplandığına dair görüntüler, videolar var. Toplanamaz. Toplanamaz. Ben de böyle bir şeye şahit olmadım açıkçası. Bilmiyorum izleyicilerimizde var mı? Hani ya da belki sizin dediğiniz gibi alıp bakımını yapmak için köpeği alıp daha sonradan bırakacak olmaları söz konusu olabilir. Ama bu ara hızla yine bir aynı bir şey var gibi duruyor. Çünkü ben hiç inanın çevremde rastlamadım. Ya. Hala da hep çevremde, sokağımda gördüğüm köpekler yine benim çevremde görüyorum onları. Şimdi dediğim gibi zaten rutinde bu hayvanlar sokaklardan toplanıp küpe takılması için hani toplananlardan... Ve belki gerekli düzenli biz nasıl gidiyoruz 6 ayda bir doktora? Belki evet. ileride birini ısırdığında ya da işte herhangi bir saldırı durumunda o insana herhangi bir zarar ya da hastalığın bulaşmaması için belki bir uyuz bile. Küpe takılıyor. Hı. Hani toplanan hayvanlar küpe takılması için takılıp tekrar hı hı. aynı bölgeye bırakılıyor. Şu anda yasamız bu. Yani yasa değişmedi. Lütfen şeye gelmeyelim. Yasa bu. Selçuk Zemin de dediği gibi yine köpeği alıp tekrar aynı yere. Ama şimdi Cumhurbaşkanı açıklama yaptıktan sonra büyük olasılıkla bu yasayla ilgili bir hı hı. Güncelleme yapılacak. Tabii. Onu da duyuracağız şimdi geçmiş yıllara baktığımızda bu yasa çıkmadan önce X belediyesinden belediye hı hı. sokak hayvanlarını topluyor, kamyona veya kamyonete dolduruyor, gidiyor başka ilçenin veya başka ilin hı hı. sınırları içerisinde o sokak hayvanlarını salıyordu. Ben senin bölgene yolluyorum. Sen hı hı. benim bölgeme yolluyorsun. Esmeren herkes geliyor. Herkes birbirine. Bu tarafa yolluyordu. Hani sokak hayvanları böyle il il, ilçe ilçe gezmek zorunda kalıyordu. Şimdi en son çıkan yasada ne dendi? Köpeği nereden aldın? Buradan aldın. Ve buraya bırakacaksın. Hani buraya bırakacaksın. Şimdi Bursa'da bir şimdi sokak... Bu yasa hala değişmedi. Tabii, böyle. Bursa'da mahalle sakinleri bir sokak kedisini sahipleniyor gibi düşün. Düşün. Hı hı. Herkes evini alıyor, beslemesini yapıyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Hayvan rahatsızlandığında belediyeyi arıyorlar. Hı hı. Belediyeye teslim ederken ya durumu ne olacak diye. Belediye yetkilileri de diyor ki zaten olan bir şey. Bunu bir yakınım anlattığı için söylüyorum. Hı hı. Biz zaten tedavi ettikten sonra yine aynı noktaya bırakmak zorundayız diye hı hı. açıklama yapıyor. Evet yani şu an durum bundan ibaret diyelim. O zaman devam edelim. Şimdi yılbaşı için alınan tedbirler dün Kocaeli Valiliği tarafından açıklandı. 31 Aralık akşamı il genelinde uygulanacak yılbaşı tedbirlerini açıklayan Vali Yavuz, vatandaşların yılbaşını huzur, barış ve güvenlik içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikayetlerinin zamanında değerlendirilebilmesi için alınan tedbirleri sıraladı. İşte sokaktaki güvenlikten, mağazalardaki usulsüzlüğün giderilmesine kadar, bunun dışında sağlık hizmetlerinden faydalanmaya kadar, acil durumlara kadar her şey düşünülmüş bir yılbaşı genelgesi hazırlanmış. O akşam tabii ki özellikle sağlık ve güvenlik anlamında nöbetçi personeller arttırılacak. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için yine cadde ve sokaklarda ve mekanlarda güvenlik önlemleri alınacak gerekli. Yine marketlerde varsa eğer o geceye yönelik yapılmış bir fırsatçılık bunları bildirebileceğiniz numaralar yine açık olacak, hizmette olacak o gece. Biliyorsunuz çünkü yılbaşı diye bir malı daha fazlaya evet. satmak isteyenler olabilir. Fırsatçılar o gece çoğalır, o gecelerde genelde çoğalır. Bunlarla ilgili de yine tabii ki şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Geçmişte düşün berberler bile mandalina portakal satardı. Evet.
Niye o gece? O gece. Berberin önüne. Tabii canım. Doğru. Yani geçip gözünün önüne getir. Evet. Bakıyorsun Allah Allah, berber veya kasa, ben veya mobilyacı. Adam mandalina almış 10 kasa 20 kasa. Hı hı. Çünkü arz talep olayının arttığı günden bahsediliyor. Bununla ilgili olarak da Kocaeli Valimiz açıklamayı yapmış. Gerekli tedbirler alınacak ama sahte alkol açısından ama fahiş fiyat uygulanmaması yönünde tüm kamu kurum kuruluşları denetimlerini sıklaştırarak o gece nöbette olacağını söyledi. Hı hı. Burada en önemli konu, geçmiş günlerde hala ilimizde de devamlı operasyonlar yapılıyor. Sahte içkiyle ilgili olarak vatandaşların daha duyarlı olması lazım. Hı hı. Hani şunu içiyor musunuz? İçiyorsanız bildiğiniz yerden onları alın. Pahalı olan ürünün şöyle diyelim, pahalı ürün daha çok üretilir. Şimdi ucuz bir ürünü üretip az para kazanmak istemezler. Evet. Hani o yüzden hani burada sakın insanların aklına alkolü övüyor şeklinde değil. Hayır hayır. Bu şimdi yaşanan özgürlük, isteyen istediğini kullanabilir ama biz sizin de dediğiniz gibi haberlerde çok sık ölümlerle ve işte bu tarz fırsatçılıkla karşılaştığımız için özgür iradesiyle içmek isteyen insanlara bir uyarı sadece sizin yaptığınız. Hani sadece aldığınız, devamlı aldığınız, tanıdığınız yerlerden alışveriş yapın. Çünkü ya kör oluyorsunuz, ya da o iyi ihtimal ya da ölüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çünkü metil alkolü etil alkole çeviremedin mi iş bitti. Evet. Arada sadece bir harf var. Evet. Ama o bir harf gözünden veya hayatından ediyor. Hayatından ediyor. Çok dikkat etmek gerekiyor ve hiçbir şekilde sağlığınızı riske atmayın. Şimdi benim çok sevdiğim Kocaeli'de olan bir etkinlik ve pandemi nedeniyle yine 1-2 yıldır yapılamayan bir etkinlik bu yıl yapılacak. Nedir o? Kitap Fuarı. 14-22 Mayıs'ta belirlenmiş tarihleri. Böyle okullarla giderdik. Yıllardır olan, biliyorsunuz, şu anda fuar alanı, artık o alan kullanılamıyor ama tabii ki yerine yenisi gelecek ve orada belki devam edecek. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle yapılamayan Kocaeli Kitap Fuarı'nın 2022 yılında düzenlenmesi için hazırlıklar başlamış. Büyükşehir Belediyesi'nin 12. Kitap Fuarı'nı 14-22 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği sosyal medyadan duyurulmuş. Fuar organizasyonu ile ilgili henüz ihale açılmamış. Uluslararası Fuar Merkezi de kapatıldığı için fuarın muhtemelen Kocaeli Kongre, Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenleneceği öğrenilmiş. Muhtemelen orada yapılacak. Daha merkezi, değil mi? Evet. Seka Park'a daha yakın. Gider gibi hemen tramvayla da çok rahat ulaşılabilir bir bölgede. Çadırlar şeklinde kurulup. Evet, çok açı büyük açı oluyor zaten, çok biliyorsunuz. Orası. Çok fazla yazar söyleşiye geliyor. Tabii. Çocukları kitaba özendirmek için özellikle. Geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız, Kartepe'de vardı sadece çocuk kitapları fuarı. Orada bile ne kadar güzel görüntüler ortaya çıkmıştı. Hem çocukların birazcık daha okuma alışkanlığını, şimdi biliyorsunuz artık dijital bir çağda yaşıyorlar ve hal böyle olunca ellerinden telefon ne yazık ki düşmüyor. Birazcık daha böyle kağıtla haşır neşir. Ben şeye çok kızıyorum mesela. Şimdi kitabı da indirebiliyorsunuz ya telefona ve telefondan okuyabiliyor. Çok rahatsız edici bence. Bilmiyorum, ben mi böyle düşünüyorum ve bunu böyle bağımlılık haline getirip onu ekrandan okuyan insanlar var. Bir kere gözü de bozar o ya. Ne kadar büyütebilirsiniz? Yani sağlık açısından bir de hani şu kağıt, yani o kağıda dokunmak çok başka bir şey. Bence şimdi, kitabı alıp böyle normal elimizde okumalıyız diye düşünüyorum. Şimdi uzun yıllar birini görmediğini düşün, bir yıl, iki yıl falan, bir bakıyorsun gözlük takıyor. Hayırdır ya, bilgisayarda hani işim bilgisayar başı diyor. Tamam, olabilir. O yüzden bu çokça bilgisayara, ekrana baktığı için göz bozulmaları yaşanıyor. Veya ne diyelim, bel fıtığı, pardon, boyun fıtığı. Boyun fıtığının en büyük sebeplerinden biri nedir? Duruş bozuklukları. Duruş bozukluğu ve telefondur. Telefon, tablet, şimdi bilgisayar. Düşün, kafanın ağırlığını düşün. Arkadan omurilin bağlanmasının basıncını düşün. Aşağı eğdiğinde devamlı şöyle otobüse bin, çocukların elinde, gençlerin elinde veya hepimizin elinde, ben kendimi de katayım. Elimizde telefon, bu şekilde saatlerce vakit geçiriyoruz. İster istemez boynumuzda bir basınç uygulanıyor, boyun fıtığına sebep oluyor. Senin dediğin gibi kitabı al. Hani gazetenin güzelliği nedir? O kokusudur.
Evet, kesinlikle. Ha. Yani o kitaba dokunmak, o kitabı eline alarak okumak bence işte şu ekrana sığdırılan kitaplardan kat kat daha güzel bir sağlık açısından. Hayır, bir de nasıl okuyorsun ya, ben şimdi böyle kaldıracaksın. Para satırı denk getirmeye çalışacaksın. Yani o an okusak bile bence ilerleyen yıllarda bunun eksisini görürüz. Ki bir de işte diyorum ya, bence kitap kültürü o değil. Evet, okumak güzel, her yerde okunabilir. Ha, bazen ihtiyaç olur. Ulaşamazsınız. O, açıp oradan bir şey. O ayrı bir şey ama bunu sürekli alışkanlık haline getirmek bence iyi bir şey değil. Demokrat Kocaeli'ye bir bakalım mı? Bakalım. Şimdi sizin yaptığınız uyarıyı az önce sahte alkolle alakalı olan uyarıyı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yapmış. Almayın, ihbar edin demiş. Hemen bir bakalım. Kocaeli'de hemen her gün sahte alkol operasyonu yapılıyor. Dün de litrelerce sahte alkol ele geçirilmiş yine ilimizde. Vali Seddar Yavuz vatandaşlara seslenmiş, almayın ihbar edin demiş. Çok sayıda insanımızın ölümüne yol açan sahtekarlarla mücadelemizde lütfen ihbar ederek destek olun. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin dikkati sayesinde yüzlerce insanımızın sağlığını tehdit edebilecek alkol yakaladık demiş ve vatandaşlara uyarıda bulunmuş. Bunun da tespitini emniyetin yanında yine en iyi yapabilecek olan sizlersiniz. Çünkü alıcıya hitap ediyorlar ve siz orada bir şüpheli durum gördüğünüzde ihbar ederseniz belki kendinizle birlikte yine birçok insanın da sağlığını korumuş olacaksınız. O nedenle sessiz kalmayın. Böyle bir durum gördüğünüzde lütfen ihbar edin. Emniyet güçlerimize bu konuda destek olalım. Yoksa kimsenin içip içmediğiyle ilgili değil uyarılar, yanlış anlaşılmasın. Evet. Kocaeli'de 18 sınıf karantinadaymış şu anda güncel rakam. Geçtiğimiz hafta en az 13 öğretmen ve 11 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkarken 18 sınıfsa karantinaya alınmış. Eğitim Sen'den alınan bilgilere göre 20-26 Aralık tarihleri arasında Kocaeli'de 18 sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıflar Gölcük, Derince, İzmit, Kartepe, Başiskele gibi ilçelerdeki okullarda yer alıyor. Sınıflar 2 hafta aranın ardından yeniden eğitim öğretime yüz yüze devam edecek. 18 sınıfmış şu anda. Selçuk Sevim, bence yine vaka sayılarına da baktığımızda ve oradaki işte kalabalığın da göz önünde bulundurduğumuzda bence yine rakam iyi. Çok iyi, çünkü Kocaeli'de 17 bin civarında derslik var. Hani 17 binde binde 18 bir. 18 sınıf. Evet. Hani binde bir, olması bana göre keşke olmasa da ama herkes dışarıda, sosyal hayatımız devam ediyor. Çocuklarımız okula gidiyor veya baba işe gidiyor, anne işe gidiyor. Herkesin ortak noktasını evde bir kişi bulaştığında ister istemez öğrencilere de geçiyor veya öğretmenler vasıtasıyla da kapatılan sınıflar var. Şimdi burada zaten eğitim yüz yüze olmasa da 2 hafta boyunca yine online üzerinden devam ediyor. 2 hafta sonunda da yine öğrenciler de öğretmenler de sağlıklı bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Bunları dönemin başından beri yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Önemli olan genel anlamda bir kısıtlamaya ve kapanmaya gidilmemesi. Bunlar zaten öngörülür şeylerdi. Şimdi Çağdaş Kocaeli gazetesine de hemen bir bakalım hızlıca. Şimdi bakkala gidin çağrısı var. Sizin çağrınıza paralel olarak kimden gelmiş? Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük'ten gelmiş. Ona bir bakalım. En hızlı ve en güvenli alışveriş yerlerinin bakkallar olduğunu söylemiş. Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, pandemi sürecindeki kapanma döneminde de bunu yakından gördük. Kocaeli halkı yerel esnafına sahip çıkmalıdır diyerek çağrıda bulunmuş. Hassas bir dönemden geçildiğini kaydeden Kütük, kur seviyeleri düştü ancak bazı zincir marketler henüz fiyatlarını düşürmedi. Tüketicilerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Marketlerde gramaj ve etiket oyunları da oluyor. Marketlerde, bakkallarda 2 kiloluk yoğurdu fazla bulan halk, daha ucuz olduğunu düşündüğü 1 kilo 800 gramlık yoğurdu marketten alıyor. Halbuki onların gramajı daha az. Lütfen tüketiciler bunlara ve ayrıca rafla kasadaki fiyatlarda aynı olmasına dikkat etsinler demiş ve çok güzel de bir yere vurgu yapmış. Şimdi markette standart olarak satılan, şimdi bakkalda daha azdır çeşit. Kabul ediyoruz. Neden? Çünkü zaten bellidir kitlesi. Şimdi gidiyoruz, 2 kiloluk bir yoğurt var, atıyorum 5 lira. Diyoruz ki burada çok gideyim süpermarketten alayım ya da işte daha büyük bir market zincirinden alayım. Orada bakıyoruz işte 3,5 lira 4 lira neyse ama diyor ki onun gramajı benim sana 5 liraya sattığım yoğurttan daha düşük. Bu gramaja özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son dönemde önemli. Nasıl olsa oraya girmişim aman boş ver. 1 lirayı işte
Market zinciri yiyeceğine bırakın bakkalınız yesin, mahallenizdeki yerel esnaf yesin bence. Sizin evet. de dediğiniz gibi değil mi? Mahalle bakkalı bir... candır ya. Kesinlikle öyle. Böyle şey olur ya, bizim de şimdi geçmişte vardı. Bir şey unutursunuz evden çıkarken, bozuk para, hemen bakkaldan çok istersiniz. Akşam bırakacağım bana bir 20 lirayı. Marketten gidip 20 lira isteyebilir misiniz? Veya acil evinde ihtiyacın var, telefon açıp ya çok acil hemen tüpüm bitti. Geçmiş öyleydi. Evet. Tüpüm bitti derdik, bakkal açtırdık. Evet. Kupada gülelim. Kocaeli Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün deplasmanda Süper Lig ekibi Kasımpaşa Spor'la kozlarını paylaşacak. Ligde son haftalarda düşüş yaşayan yeşil siyahlı temsilcimiz kupada moral bulmak istiyor. Mücadele saat 13'te başlayacak. Dün telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik spor müdürümüz Selim Er Yılmaz'la birlikte. Keza saat 20'de 3. devre programında da yine bu maçla ilgili çok konuşuldu. Biz de tekrardan hatırlatalım. Bugün saat 13'te Kasımpaşa Spor'la Kocaeli Spor karşılaşmasını izleyebilirsiniz. İnşallah oradan bari bir, değil mi? Kupada güleriz. Gülürüz. Kupanın beyi, Anadolu beyi, haydi Kocaeli Spor. Haydi Kocaeli, durma ileri. Saat 13'te kalbimiz seninle bakalım. İnşallah galip geliriz. Şimdi güzel bir esnaf örneği var yine. Onu da okumadan geçmeyelim. Akübayiliği yapan 25 yıllık esnaf Rıdvan Bayazıt. Evet. Kendisine bildirilen zamlı fiyat listesinin iptal edilmesi üzerine güncel fiyattan sattığı tüm aküler için tek tek satış yaptığı müşterilerini aramış. Müşterilerinin tamamına ulaşmayı başararak bir önceki liste fiyatından fiyat farkını aynı şekilde iade ederek örnek bir davranışa imza atmış. İsim neydi? Şimdi Rıdvan Bey, Rıdvan Bayazıt. Rıdvan Bayazıt. Evet. Cumhurbaşkanlığı Şeref Madalyası verilse yeridir. Evet, örnek olmak istiyorum diyor tüm esnaf arkadaşlarımıza. Biz ancak kendi içimizde bu problemleri çözebiliriz evet. diyor. Kendi insanımızı koruyarak çözebiliriz diyor. Ve işte o aradaki fiyat farkını, çünkü biliyorsunuz öyle şeyler oldu. Aldınız, hemen ertesi sabah birden fiyat yükseldi. Ve tek tek müşterilerini aramış. Bakın ondan talep etmiyorlar. O arıyor müşterilerini. Burası zaten asıl can alıcı nokta. Belki bazen öyle de olmuştur, gitmiştir. Daha dün bana bunu bu kadar sattın. Evet. Hani isteyen ve almış olan da olabilir. Ama bu buradaki olay, tek tek kendisi o sattığı müşterilerine ulaşıyor ve diyor ki paranızı gelin alın, iade edeceğim, fiyat düştü. Gerçekten bu dönemde özellikle örnek bir davranışa imza atmış. Ben de tebrik ediyorum ve diliyorum ki diğer esnaflara, her sektörde, geçen biliyorsunuz şarküterideki esnafı konuşmuştuk. Cevzeli %20, evet, %20 kendiliğinden indirim yapmıştı tüm ürünlerinde. Şimdi de Rıdvan Bey'i konuşuyoruz. İnşallah böyle haberler artacak. Sürekli fırsatçıları konuşmayalım. Ben yine söylüyorum. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Şeref Madalyası verilecekse bu esnaf kardeşimize verilmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle, ben tebrik ediyorum. Bu zor günde, bu tam paradan para kazanma döneminde adam malı satmış. Malı satmış. Aldığı firma demiş ki indirim yaptık, ona göre ödemeni yap. Çok da güzel alırdı o kârı tabii değil mi? Yani kim nereden bilecek? Kimse şu andakiler ne diyor? Hesabını soramayız tabii ki canım. Yani o zaman o kadardı, sattım bitti. Şu andakiler ne diyor? Ben de 18 liraydan almıştım diyor. O bitene kadar yine bu şekilde gideceksin diyor. Diyor. İşte 20 liradan satacağım diyor. Evet, yine öyle yapabilirdi. Ya valla eğer yolum düşerse derince değmiş herhalde. Evet. Mutlaka uğrayacağım ya. Kesinlikle hani bence tam, böyle ahlaklı esnaflardan olup esnaf bir iş yapmak bence de. Mahalle bakkalı dediğimiz bir... işte bu. Hani mahalle bakkalı deyince illa bu bisküvit, şeker bilmem ne satan aklınıza gelmesin. Bunlar da tabii ki ve akü diyoruz ya, bir arabanın en önemli parçası yani. Bitti mi kalıyorsunuz yolda. Devam edelim. Bayrak şairine anlamlı tören Büyükşehir Belediyesi'nden İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği düzenlemiş. Etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bu yıl üçüncüsü gerçekleşmiş bu etkinliğin. Edebi Hayat Okumaları projesi sınavında başarılı olan öğrenci ve eğitmenlere de ödülleri verilmiş. AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın ödüllerini öğrencilere takdim etmiş. Zaten biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Mevlana ile ilgili, Yunus Emre ile ilgili özel geceler düzenlenmişti. Şimdi de tabii ki Mehmet Akif Ersoy'u atlamak
Olmaz. Olmazdı. Her yılda milli düzenleniyor. Şair. Üçüncüsü düzenlenmiş. O dönemde şiir yarışmaları olurdu, ben hatırlıyorum. Okullarda böyle işte o konuyla, İstiklal Marşı ile ilgili, Mehmet Akif ile ilgili. Ve işte birinci olanlara ödüller verilirdi. Yine onun bir devamı niteliğinde. CHP'li kadınlardan köylere yeni yıl hediyesi. CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı, Medya Satıcı ve Yönetimi Gökçeören, Kaynarca, Çulcular ve Şentepe köylerini ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile destek sigortası ve tarım projeleri hakkında bilgiler vermiş. CHP'li kadınlar yanlarında getirdikleri hediyelerle de köylerde yaşayan vatandaşların yeni yıllarını kutlamış. Evet, yine bir sahaya inmiş kadın. Evet, kadın grubu. kadın. Evet, seçimi, kadınlar, bu işi yönünü, kadınlar yürütür. Yönünü belirleyecek olan, seçimi kesinlikle kazandıracak olan kadındır. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hangi partinin kadın kolları iyi çalışırsa, disiplinli çalışırsa, ne kadar çok insana dokunursa seçimin kaderini belirleyecektir. Şimdi gazetelere baktık, orada yer almamış ancak dün çok güzel bir haber vardı. Biz biliyorsunuz ara ara böyle eğitimcileri konuşuyoruz. Çok idealist eğitimcilerimiz var, onları konuşuyoruz. Yine onların çok güzel bir örneği vardı. Öğretmen masasını kaldırmış sınıftan ve tek tek istediği gibi çocukların masasına oturarak onlarla daha iyi iletişim kurabildiğine inanan çok güzel bir öğretmenimiz var. Arkadaşlarımızdan rica ediyorum, bu sınıfta öğretmen masası yok dünkü bültende. O haberi bir verelim. Ardından da reklama gidelim. Reklamların ardından konuğumuz olacak. Tekrar hatırlatmasını yapalım. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bizlerle olacak. İzlemeyi lütfen unutmayın. Bir yere ayrılmayın. Öğretmen masasını ortadan kaldırdı. Derince'de bulunan Pakmaya Abidin Pak İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ahmet Aydın, öğrencileriyle iyi bir iletişim kurabilmenin yolunu öğretmen masasını ortadan kaldırarak buldu. Siz bana karşılık vereceksiniz. Evet, komşu. Oğlun geldi mi? Bu yöntemin iletişimi kuvvetlendirdiğini düşünen Aydın, öğretmen masasını tamamen kaldırdı. Evet Ferah, bir tane söyle. Bu sayede masasız öğretmen Aydın öğrencilerle daha aktif ders işliyor, oturması gerektiğinde de öğrencilerin arasına oturuyor. Derslere daha iyi uyum sağlayan öğrenciler ise kendi aralarında öğretmen bugün benim yanıma oturacak diye seviniyor. Aramda da bir duvar gibiydi öğrencilerle birlikte. Ben yavaş yavaş en iyisi bunu kaldırayım dedim. Kaldırınca bir baktım alanım da arttı ve öğrenciler bakış açısı da değişti. Çünkü her defasında yanıma gelmek isteyen bir çocuk var ve duvarın arkasından konuşmak isteyen biri var. O duvarı kaldırınca yanlarına gitmek istedim. Çünkü defter mi yazacağım? Hemen defter yazmak için yanlarına geçtim. Çünkü 12 tane masam var artık. Tek bir masam yok. Artık onu kaldırınca her şey güzel bir şekilde, iletişim de arttı. Masa kalkınca gerçekten iletişim artmaya başladı. Çocukların gözünde bence orası bir öğretmenin alanı. Ora girilmez, ora yasak bir bölge. Öğretmen masasını kaldırdıktan sonra çocukların yaşam alanları arttı, benim yaşam alanım arttı. Sınıfta daha da kendimi aktif hissettim. Aynı zamanda daha da çok ayakta durunca bu sefer ister istemez spor da yapmaya başladım. Çünkü her defasında yürüyeceğim adım sayısı bile artmaya başladı. Çünkü ben öğretmen masamda daha fazla oturmaya başlıyorum. Eğer bir bahane oluyor ister istemez, çocuklar hep kağıtların gelip size öğretmenler masasında göstermek istiyor. Ama bu sefer artık biliyorlar ki kesinlikle öğretmen benim yanıma gelecek. Ve kendi aralarında artık sıraya da geçmeye başladılar. Öğretmen bugün benim yanıma oturacak, öğretmen benim yanıma oturacak. Ve 12 tane artık bambaşka yer var. Reklam arasının ardından Güne Başlarken programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranları başına yeni gelmiş izleyicilerimiz varsa onlara da bir günaydın, hoş geldiniz diyelim. Programın başında duyurusunu yapmıştık. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aybüke Hanım, teşekkür ederiz. İyiyiz, sizleri sormalı. Sizler İyiyiz, değilsiniz. Sizler de. Selçuk Bey merhabalar. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür evet. ederiz. Başkanım 2021'in son günleri. Son günlerini böyle 2021 nasıl geçti? Önce onu diyelim, ondan sonra
Evet, ben de herkese hem günaydın diyorum, bizleri izleyenlere güzel bir yayın olmasını, güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, 2021'in sonuna geldik. Günler çok hızlı geçiyor. Tabii 2021'de geçmiş yıllar gibi çok yoğun geçti. İşte bir miktar pandeminin gölgesinde yine. Ama yavaş yavaş toplum olarak da artık pandemiye alıştık. Pandemiyle birlikte yaşamaya, çalışmalarımızı pandemiyle birlikte sürdürmeye alıştık. Tedbirlerimizi, önlemlerimizi alarak yolumuza devam ediyoruz. Aslında tabii geçen sadece 2021 değil, işte seçimlerden bugüne toplamda 1000 günlük süre geçti. 1000 oldu mu başta? 1000 oldu. Yani 1000'i tamamladık. Hesap ettiğiniz zaman takribi 1000 gün geride kaldı. Tabii çok yoğun geçiyor. Her günümüz yoğun geçiyor. Her saatimiz aslında çok yoğun geçiyor. Amacımız, hedefimiz tabii görev aldığımız süre içerisinde ilçemizin, memleketimizin beklediği hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmak. Biz de ekibimizle birlikte bunun gayreti içerisindeyiz. Keyif alıyoruz, aslında yorulmuyoruz. Yorulduğumuz zaman aslında huzurlu uyuyabiliyoruz, evet. Mutlu uyuyabiliriz. Uyuyabiliyoruz. Bu bizde bir alışkanlık haline geldi. İnanın diyelim ki o gün çok verimli değilse akşam eve huzursuz gidiyoruz. Ama yorulduysak huzurlu gidiyoruz. Bu da işin başka bir tarafı, başka bir boyut. Şimdi o zaman başlayalım dilerseniz. Buyurun. Şimdi özellikle körfezliler ekran başında bekliyorlardır. Soracağımız soruları varsa tabii ki sizlerin de soruları başkanımıza hazır yakalamışken sizler de yorum olarak bizlere aynen. sorularınızı bırakabilirsiniz. Evet başkanım, şimdi aslında vatandaşların en çok böyle nasıl diyeyim, şimdi kaldırımlar oralar buralar kazıldığında aslında en çok şikayet ettiğimiz ama günün sonunda bittikten sonra da en çok rahat ettiğimiz çalışmaların başında gelen altyapı çalışmaları. Körfez'de de çok yoğun bir altyapı çalışması var. Dilerseniz ilk bununla başlayalım. Nasıl gidiyor? Evet. Teşekkür ederim. Hakikaten en yoğun çalışmalarımız altyapı çalışmaları. Evet. Bu da aslında çok keyifli çalışmalar değil. Yani hem bizi hem vatandaşı üzen, hayat konforunu, yaşam konforunu, kalitesini düşüren yatırımlar. Yatırım devam ettiği süre içerisinde. Fakat hakikaten bizim şimdi ilçemizin altyapısının mazisi çok eski. Yani 30 yıl öncesinde yapılmış bir altyapınız var. 30 yıl? 30 yılı geride bıraktı bizim altyapı. Hem kanal hem temiz su anlamında. Temiz su hatlarımızda hala asbest borular var mevcut şebekede. Tabii bunların hızlı bir şekilde dönüşümü gerektiriyordu. Aslında riskli yatırımlar. Hiç girmesek ne olurdu? Kimse böyle devam ederdi. Yani neticede ama bizim bu kente karşı bir sorumluluğumuz var. Vatandaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bir de sürekli altyapı eski olduğu için tahrip oluyor. Evet. Sürekli çökmeler, patlamalar ve sürekli kazılar yollarda. Sürekli. Yani biz bunu özellikle ben siyasetin içinden geliyorum. 20 yıldır siyasetin içindeyim. 20 yıldır hep çukurları konuştuk yollarda. Evet. Kapanmayan, bitmeyen. Evet. İşte bunun sebebi buydu aslında. Altyapının eski olması. Sizin 30 yıl önceki döşemiş olduğunuz künkler bugün büyük bir kısmı, hepsi için demiyorum tabii. Büyük bir kısmı toprak olmuş durumda. Bizim orası da biliyorsunuz Körfez sanayi şehri, liman şehri. Ağır araçlar geçtiği an hemen çökme, kanalların tıkanması, işte temiz su hatların patlaması gibi ciddi sıkıntılar yaşadığımız durumlar söz konusuydu. Kayıp kaçak oranlarımız çok yüksekti. Yani siz bir şekilde bir baraj yapıyorsunuz. Bu baraja işte ciddi paralar harcıyorsunuz. Bir şebeke hattı baraj çıkışından vatandaşın konusuna kadar bir hat döşüyorsunuz. Bu suyu israf etmeden vatandaşa ulaştırmanız lazım. Biz vatandaşa diyoruz ki işte tasarruflu su kullanalım. Zaman zaman çünkü su kaynaklarımız hakikaten çok ciddi sıkıntılı seviyelere düşebiliyor. Yağmur işte ne bileyim kar yağışlarının az olduğu dönemlerde bunları yaşıyoruz. Ama siz hazır tuttuğunuz
suyu vatandaşın evine ulaştırana kadar neredeyse yarısına yakını toprağa gidiyor. Evet. Bu enerjinizi boşa harcamış oluyorsunuz. Yani neticede bu su belli bir tesisle, şebekeyle, belli bir enerjiyle vatandaşa ulaşıyor. Tüm bunları önlemenin tek çaresi altyapıydı. Tabii altyapı süreçleri hakikaten zor. Ama hamdolsun şu an ekiplerimiz, müteahhitimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Eksikler var, zaman zaman müdahale ediyoruz, biz müdahale ediyoruz, İSU yetkilileri müdahale ediyor. Ben burada özellikle tabii altyapı yatırımları da çok maliyetli yatırımlar. Ne kadar yani maliyetli? Toplamda 400 milyonluk bir yatırım bu. Başlı başına yani bir ilçe belediyesi ölçeğinde. Sizin bütçenizden daha yani fazla. Yani benim yatırım bütçemden diyelim. Yani bir yıllık hemen hemen benim 2 yıllık bütçem bu. Ama bunun içinde personel tabii giderleri, işletme giderleri hepsi var. Benim bir yıl hemen hemen bir dönemlik yatırımımdan fazla bir yatırım bu yani. Ben bir yılda en fazla taş çatlasın ilçe belediyesi olarak yapabileceğim yatırım da en fazla bu kadar zaten. 400 milyondur, bilemedim 500 milyondur. Yani onun ötesine geçmiyor. Bir o kadar da İSU. Yani Kocaeli Büyükşehir'inkileri de ayrı. İSU yatırım yapıyor kentimize, ilçemize. İstihdamına katkıda bulunuyor. Ama evet, tabii şimdi 3 tane hat yeniliyoruz burada. Temiz su hattı, kanal ve yağmur suyu hattı. Hepsi çok önemli. Evet. Yani hiçbirinden vazgeçebileceğiniz bir durum yok. Bir hani yağmur suyu yapma diyemezsiniz. Şimdi yazın her yeri sel götürüyor. Kışın keza öyle. Ya yaz, kış, yağmur şiddetli yağdığı anda işte bazen normal seviyelerin üzerinde yağıyor. Metrekareye düşen yağmur miktarı bazen çok yukarılara çıkabiliyor. Bu da senin altyapın eğer bunu kaldırmıyorsa bu sefer Ağdere Caddesi'ni seller götürüyor. Ne bileyim işte Fatih Mahallesi'nde sokakları seller götürüyor. Güney Mahallesi'nde bunların hepsini biz yaşadık. Çizmelerle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla geçmiş dönemlerde vatandaşlara geçmiş olsuna gittik. Vatandaşların zararlarını, işte hasar durumlarını tespit ettik. Vatandaşa orada söz verdik, dedik ki sizi bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. İlyas Şeker'le Çamlıtepe'yi gezmiştik. Ben ilçe başkanıydım o zaman. Mehmet Akif Yılmaz vekilimizle Fatih Mahallesi'nde evine su giren vatandaşları ziyaret etmiştik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Özellikle bodrum katlar, zemin katlar yarım metre, 1 metre evlerin içinin sularla dolduğunu gördük. Yani bunu görerek nasıl bu adımı atmazsınız? İşte ne bileyim sıkıntılıdır, zahmetlidir. Siyasi olarak yatırım sürecinde çok getirisi de olmayan bir iş. Ben biliyorum, beni yıpratan bir iş. Ama ben inanıyorum ki şimdi mesela tabii bu çalışma 2021'in başında, 20'nin sonlarında başlamıştı. Ve o zaman biz vatandaşımıza da bunu her platformda anlatmıştık. Sizden biraz sabır istiyoruz. Bu işler zordur, sıkıntılıdır. Ama sizin sıkıntınızı çözecek bir adım bu. Evet. İşte sizi yağmur yağdığında evinize su girmeyecek, yolların sularla taşmayacağı bir kente kavuşturmak istiyoruz. Amacımız bu. Artık 21. yüzyılda ilçelerimize, şehirlerimize işte sellerin aktığı bir caddeler, sokaklar yakışmıyor. Bu anlamda başladık çalışmaya. İşte Fatih Mahallesi, Güney Mahallesi, Barbaros Mahallesi, buralardaki ilerleme hızımız iyi bir noktaya geldi. Mesela bugüne kadar bu 2021 yılında en büyük sıkıntıyı bu mahallemizde oturan vatandaşlarımız yaşadılar. Başkanım, mahalle dediğimizde mesela kilometre, şimdi 3 tane mahalle saydınız, insanın gözünde küçük mahalle olarak geliyor. Hani mahallelerin büyüklüğü nedir? Ya şimdi tabii bizim mahallelerimiz her biri 10 bin nüfuslu, 15 bin nüfuslu, 20 bin nüfuslu mahallelerimiz var. 25 bin nüfuslu mahallelerimiz var. Buralarda
ki sokaklarımız, caddelerimiz ve bu şebekeleri uç uça eklediğin zaman toplamda 350-400 kilometreye ulaşan, buradan Ankara'ya giden uzunluğu olan bir şebekeye dönüşüyor bu. Ciddi bir yatırım bu yani. Bu muazzam hani bir yatırım. Büyüklüğünü ancak bu şekilde anlatırız. Buradan Ankara'ya hem metrajdan anlayabiliriz hem de rakam tutarından 400 milyondan bahsediyoruz. Ne diyorum? Bir ilçe belediyesinin, bizim ölçekte bir belediyenin 5 yılda yaptığı yatırımdan daha büyük bir yatırım. Bu sizin şehrinizi daha altyapısını güçlü hale, daha konforlu hale getiriyor. Bir, iki, istihdam. Ciddi bir istihdam. Burada iş makineleri çalışıyor. Burada vatandaşlar çalışıyor. Burada esnaf kazanıyor. Neticede bir şekilde bir hareket, canlılık oluyor. Özellikle bugünlerde biliyorsunuz biraz ekonomik anlamda sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Ama hamdolsun en son ki ekonomik müdahalelerle bunlar da iyi bir noktaya geldi. İnşallah daha da iyiye gidecek. Biz Cumhurbaşkanımıza da güveniyoruz. Bu anlamda da istihdam anlamında da ciddi bir katkı, ciddi bir hareketlilik. Düşünün, kamu çalışmaları olmasa, evet özel sektörümüzde çalışıyor ama istihdama çok fazla katkıda bulunamazsınız. İnşaat bu yatırımlar, sektörü şu anda. Tabii ki bu yatırımlar aynı zamanda bir nevi bir istihdam. Onlarca iş makinesi çalışıyor şu an. Bu yatırım olmasa o iş makineleri yatacak yani. O iş makinesinden evini geçirindiren yine ilçede bulunanlardan da kiralanıyor değil mi başkanım? İş tabii ki yani neticede en yakın neredeyse oradan tedarik etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda hem işçisini hem iş makinesini hem esnafını ciddi anlamda destekleyen bir proje. Mesela şu an Fatih Mahallesi'nde en büyük sıkıntı yaşadığımız caddelerimizden bir tanesi Akşemseddin Caddesi'ydi. Altyapısını şu an tamamladık. PMT'si serildi. Şu an asfalt serimine başlandı. İnşallah orayı bir prestij caddesi haline getireceğiz. Yani bu eski var halinde elektrik telleri yer tabii, altına tabii alınacak mı başkanım? O caddede zannediyorum yer altında. Fakat bir bölünmüş yol şeklindeydi. Ortada bir refüj vardı. Biz o refüjü kaldırarak kedi gözüyle yolu böleceğiz. Daha konforlu, daha ferah, daha rahat. Artı aydınlatma direkleri tam ortadaydı. Bu da özellikle araçlar gelip geçerken çarpıyordu. Refüjümüz çok dar. Aydınlatma direklerimiz de büyüktü. Zarar görüyoruz. Dolayısıyla bu aydınlatma direklerini yenileyeceğiz. Dekoratif direk olarak kaldırımlar alacağız. Cadde açılacak. Yani caddeye baktığınız zaman bir prestij caddesini görmüş olacağız. Bir formül pisti gibi pist olacak herhalde. İnşallah. Birkaç hafta içerisinde inşallah bitmiş olacak bu caddemiz. Ve o zaman vatandaş değdi diyecek. Ben inanıyorum ki evet şu an sıkıntı yaşıyor, belki bir tepki koyuyor. Biz bu tepkisini de anlayışla karşılıyoruz vatandaşı. Evet. Vatandaşımız haklı. Ve inanın vatandaşımıza sıkıntı yaşatmamak için İSU yetkilileri, Körfez Belediye'mizin yetkilileri gece gündüz çalışıyor. Oluşan çukurları sürekli dolduruyoruz ama sürekli de yağmur yağıyor, boşaltıyor. Evet. Biz dolduruyoruz, yağmur boşaltıyor ama inatla doldurmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Bir sokağa girip çıkmanız, eğer orada yağmur suyu, kanal hattı üçü de varsa, bazı sokaklarda üçü olmayabiliyor. Ama genelde ikisi var. Temiz su ve kanal var. %90'ında bu ikisi var. Yağmur suyu yolun koduna göre. Her yerde yağmur suyu kanalı ihtiyacı yok. Yani bir yerden çıkmamız zaman zaman 4 ayı, 5 ayı, 6 ayı bulduğu sokaklar var. Şimdi boş bir caddede, boş bir sokakta yatırım yapmıyorsunuz. Çalışma yaptığınız yolun altında bambaşka şebekeler de var. Evet. Telekomu var, ne bileyim fiberi var, farklı farklı hatların geçtiği elektriği olanlar var. Bunların bina bağlantıları var. Böyle yani yerin altı öyle göründüğü gibi değil yani, dolu. Yerin altında dolu hayat var. Eyvallah. Yerin altı güzel olursa yukarıda güzel hayat var. Biz yerin altını güzelleştirerek yerin üstündeki hayatı güzelleştirmeye, sıkıntısız hale getirmeye çalışıyoruz.
Sabırla inşallah bunları tamamlayacağız. Hedefimiz 2023'ün başında bu işi bitirmek. Yani 2023 Nisan gibi İSU yetkililerin bize verdiği bilgi Nisan gibi tamamlanacak. Yani aşağı yukarı bir 14-15 aylık bir sürecimiz kaldı. Zaten başlayan mahallelerde, sıkıntı yaşayan mahallelerde bu iş büyük ölçüde bitti. Fatih Mahallesi'nden inşallah 1-2 ay içerisinde çıkıyoruz. Tüm Körfez'deki sokaklara, mahallelere girilecek değil mi başkanım? Tabii. Tamamına giriyoruz. Şimdi buna kırsallarda dahil mi başkanım? Şimdi Körfez denildiğinde kırsal mahalleleri ve güzel köyleri de olan bir ilçeden bahsediyoruz. Şimdi gelen bir soruya istinaden, mesela Sevindikli Köyü'nde bir parke taşı arzusu var vatandaşların. Daha rahat belki işte yağmur yağdığında sizin de dediğiniz gibi çamurun olmaması için vesaire için. Şimdi buna paralel olarak üst yapı çalışmalarınız başlayacak. Burada yine kırsal mahallelerle ilgili de var mı gelişmeler? Tabii. Şimdi Sevindikli Mahallesi dediniz. Sevindikli Mahallemizde İSU yine orada da altyapı çalışmaları yaptı. Akabinde hemen yolların işte gerek asfaltlanması gerek parkesi, bunlarla ilgili çalışmalar da yapıldı. Biz de yapıyoruz ilçe belediyesi olarak. Sevindikli'de çok güzel bir kent meydanı yapıyoruz. Orada mevcut camimizin bulunduğu alanı asfaltla etrafını böyle bir çeki düzen vererek çok güzel, hem orada bir köy pazarı, kapalı köy pazarı çok oluşturuyoruz. Güzel. Hem de işte caminin yanında olduğu için cenaze namazlarının kılınabileceği, işte yağmurdan vesaire etkilenmeyeceği bir hale dönüştürüyoruz. Oradaki yine köy kahvemizin işte dış görünümünü güzelleştireceğiz. Önündeki bahçesini güzelleştireceğiz. Çok güzel bir köy meydanı kavuşturacağız. Her şeyi düşünülüyor diyorsunuz. Altyapı mesela işte Kalburcu'ya doğalgaz getirdik geçen yaz. Şu an oranın asfalt, parke, bordür çalışmaları devam ediyor. Tüm köylerimizde biz her yıl özellikle parke, bordür, asfalt çalışması yapıyoruz. Ve inanıyorum ki 1-2 yıl içerisinde köylerimizde parke problemi kalmayacak. Yani. Başkanım, altyapıdan devam edersek. Şimdi yolu yaptınız, kanalizasyon boruları döşendi, ev bağlantıları yapıldı. Vatandaş diyor ki niye hemen asfalt dökmüyorlar? Şimdi tabii önemli bir soru. Şimdi hakikaten biraz önce bunun zorluğundan bahsettik. Ben de aslında aşağı yukarı 15 yıla yakın doğalgaz şirketlerinde çalıştım. İGDAŞ'ta çalıştım, İzgaz'da çalıştım. Yani bunların içinden geliyorum ben. Şebeke ne demek? Şebeke ne demek? Şebeke yatırımı nasıl olur, nasıl yapılır? Bunları da az buçuk bilen bir kardeşinizim. Şimdi siz öncelikle ana hattı döşüyorsunuz. İşte öncelikle deneme çukurları açıyorsunuz. Altta bir şey var mı yok mu? Doğalgaz hatları var. İşte biraz önce bahsettik. Telekom'un hatları var. Fiber hatlar var. Tüm bunların içerisinden siz hattınızı, eski hatlar var. Bir anda eski hatta hemen kaldırıp atmıyorsunuz. Tabii. Çünkü canlı bir şebeke bu. Yani ana hattınıza geçirebileceğiniz, rahat geçirebileceğiniz bir alan bulmanız lazım. Ana hattı döşediniz. Ondan sonra bunun her binaya bağlantı hattını döşüyorsunuz. Branşmanlarını bağlıyorsunuz. Çok aşamalı ve kademeli bir süreç aslında. Ve bunun testini yapıyorsunuz. Şimdi bunların hepsi bir süreç. Her şey bitti diyelim. Bunlar da bir süreç. En az zaman zaman 1-2 ay bu hatların döşenmesi alıyor. Ondan sonra testini yapıyorsunuz. Ola ki bir yerde kaçak olabilir bu. İnsan yapısı, kul yapısı. Yaptığın her şey mükemmel dört dörtlük olmayabiliyor. Kaçak da söz konusu olabiliyor. Hemen bu kaçakları gidermeye, önce kaçağı buluyorsunuz, gideriyorsunuz. Her şey bitti, tamam, artık kaçağınız yok. Üzerine uygun bir şekilde dolduruyorsunuz. İşte kumunu, mekanik malzemesini, dolgusunu yapıyorsunuz. Bunun çökmesi lazım. En az 45 gün. En az. Yani ya burada, oturması mı gerekiyor? Tabii bunun çökmesi lazım, oturması lazım. Siz hemen doldurduk, bitti işlem. Hadi üstüne ben vatandaş olarak başkanım onu isterim. Şimdi bakkalım var, dükkanım var. Altyapı bitmiş.
vatandaş olarak diyor ki yani zaten bitmiş, niye asfalt dökülmüyor? Tamam, asfaltı atalım, inanın 2 gün sonra o asfalt çöker, çökecek. Çatlar. Çökecek yani. Ama çöktüğü zaman da ben de hemen sosyal medyadan döşemeye başlayacağım. Belediye dün yaptı. Evet, paylaşsın. Biz bunu biraz önce dedik, vatandaşı biz anlıyoruz. Vatandaş tepkisini göstermekte haklı. Yani bu bizi üzmüyor da. Eyvallah, vatandaş göstersin. Vatandaş ne kadar bu anlamda tepkisini gösterirse biz de daha hızlı bir şekilde müdahale ederiz. Bunda bir sıkıntı yok. Biz zaten diyoruz vatandaş bize iletsin. Biz sürekli geziyoruz ama gözden, yani çok ciddi bir alanda çalışma yapılıyor. Aynı anda onlarca ekip çalışıyor. Bizim 2 tane müteahhitimiz var. Biri doğu kısımla ilgili çalışma yapıyor körfezimizin. Biri de batı kısımla, batı tarafıyla ilgili çalışma yapıyor. Her müteahhitin onlarca ekibi var. Asfalt ekibi de apayrı bir ekip. Orada da yine ekipler var. Tabii o 40 gün, 45 gün beklemeden asfalt atmanız bir şey ifade etmiyor. Yine çöküyor. Biz sürekli orayı ama asfalt kırığıyla, mekanik malzemeyle, o da ayrı bir şey. Dolduruyoruz. Sürekli yeniliyoruz. Yağmur yağdığında boşalıyor. Tekrar yeniliyor. Bir de kış mevsimi. Şimdi bu işin kışın çamuru var, çukuru var. Evet. Yazın tozu var. Evet. Yazın da sürekli sulama. Biz mesela belediye olarak ilave tankerler aldık. Sulamaya ciddi destekler verdik. Çukurların doldurulmasına şu an ciddi destek veriyoruz. Yani İSU'yla birlikte, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şu an bu çalışmaları sağlıklı bir şekilde sürdürüyoruz. En nihayetinde 45 gün geçtikten sonra, tüm işlemler bittikten sonra tabii o asfaltını attığımız zaman, kaldırımı, parkesi yenilendiği zaman gıcır gıcır çok bir sokağımız, caddemiz oluyor. Körfeze yakışır. O zaman orada keyifle yürüyorsun. O zaman vatandaşlar teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor. Hakikaten güzel oldu. Evet diyor, biraz zahmet çektik ama değdi diyor. Sıkıntılar yani. Unutuluyor. Sıkıntılar diyebiliriz aslında. Unutulacak da zaten. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle şimdi zaten Fatih, Güney, buralar toparlanıyor. Barbaros Mahallesi de inşallah hızlı bir şekilde toparlanıyor. Tabii diğer mahallelerimiz de şu an başladı. Yeniyalı'da, Kuzey'de, işte Yarımca'da başlayacak. Şimdi Nisan ayı gibi Hacı Osman, Mimar Sinan vesaire. Ve onlar da bu süreci yaşayacaklar. En nihayetinde dediğim gibi 2023'ün Nisan'ında, ortalarında bu iş bitecek. Zahmetsiz rahmet olmaz. Çok güzel. Eyvallah. Evet. Şimdi o zaman biz tekrar son olarak vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz, sabır bekliyoruz. Sıkıntılarını da bize iletsinler. Sıkıntılar çözülür. Tepkileri de başımızın üstünde yeri var tepkilerin. Peki şimdi altyapı çalışmalarından bahsettik. Akabinde üst yapıya yine bir değindik. Şimdi sosyal çalışmalardan biraz bahsedelim. İlçede ne gibi sosyal faaliyetler devam ediyor ya da başlayacak başkanım? Bunun yanında az önce mesela köylere giriş yaptık. Çok fazla köy var Körfez'de, bilinen bilinmeyen ve çok güzel de aslında tarım arazileri var. Tarımı üreticiyi teşvik edici uygulamalarınız var. Bunlarla ilgili dilerseniz biraz bilgilendirelim. Tabii şimdi özellikle sosyal çalışmalar olarak biz tabii bu dönem aslında bu sosyal çalışmaları çok daha yoğun yaşadığımız bir dönem. Neden? Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Ve pandeminin getirdiği bir ekonomik sıkıntılar da var. İşte tüm dünyada var. Aslında hani biz ya Türkiye'de evet bir takım işte sıkıntılar, dolar yükseliyor, iniyor, düşüyor, fiyatlar artıyor. Doğru, marketlerimizde, pazarlarımızda fiyatlar dövizle birlikte yükseldi ama döviz niye yükseliyor? Dövizin tek yükselmesinin sebebi bizim ekonomimizle alakalı bir durum değil. Bir pandemi süreci var. Türkiye'nin aslında ekonomik anlamda makro göstergeleri, işte döviz bir ara ta 20'lere falan çıkmıştı. O değildi ki. İşte bizim siyasi büyüklerimiz, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanımız hep bunun köpük olduğunu söylüyordu. Ve çok böyle kolay, basit bir karar alındı aslında. Bir şey de yapılmadı. Hani piyasaya sıcak para sürülmedi vesaire vesaire. Ne oldu? Dolar ta 19-20 liradan ta geldi 10-11 liralara. Demek ki üzerinde 8-9 liralık bir köpük varmış. Varmış. Yani bu bunu gösteriyor. Yoksa düşer mi? Mümkün mü? Düşürebilir misiniz bunu yani? Bir kararla, basit bir kararla. Demek ki böyle bir durum var. Evet,
Dünyada da bir ekonomik sıkıntı var. Evet, bundan etkileniyor mu? Etkileniyor. İşte istihdam anlamında bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor mu? Vatandaşın alım gücü düşüyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız asgari ücretle ilgili çok güzel bir zam açıkladı. Bu hakikaten büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşın tabii ki alım gücünü dövize veya işte pazara, marketteki bu fiyat artışlarını ezdirmememiz lazım. Hı hı. Mutlaka bir makul fiyat artışı olacak. Neticede sizin bir takım ham madde girdileriniz dövizle geliyor, yurt dışından geliyor. Dünya artık hakikaten global ekonomik sistemde her ülke birbirini etkiler hale geldi. Neticede Amerika'da öksürseniz Türkiye'de bunu hissediyorsunuz. Çin'de bir sıkıntı yaşansa Türkiye hissediyor bunu. İşte pandeminin etkisiyle birlikte bir miktar vatandaşımızın alım gücü düştü. Hı hı. Belediye olarak biz de bu anlamda özellikle sosyal yardımlaşmaya ağırlık verdik. Yani hem pandemi sürecinde hem şu anki süreçte toplamda 4000'in üzerinde aileye, 5000'e yakın aileye belediye olarak, sadece Körfez Belediyesi olarak biz düzenli yardımlarda bulunduk. Gıda yardımından tutun, işte ekmek yardımına kadar, gıda kartlarına kadar yardımlarda bulunduk. Vatandaşımıza zaten sürekli... Kaymakamlığın Büyükşehir Hattı hariç. O ayrı. O tamamen farklı bir çalışma. Kaymakamlığımız da özellikle Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinde 10 bine yakın vatandaşımıza o pandemi sürecinde nakit yardımında bulundu. İşte kömür yardımında bulunuyor kaymakamlığımız, evet, sürekli. Evet, kış aylarındayız. Özellikle kış aylarındaki. Kesinlikle. Yani bu konuda biz hem Kocaeli Büyükşehir hem Körfez Belediyesi olarak kömürü olmayan, sıkıntısı olmayan gelsin bize başvursun. Biz vatandaşımızın yanındayız. Evet. Sürekli hem Tahir Başkanımız da ifade ediyor hem de biz. Varsın bir tane, iki tane, üç tane proje az olsun ama kimse aç, açıkta kalmasın, soğukta kalmasın. Bunlarla alakalı tüm vatandaşlarımıza ben buradan özellikle bunu da duyurmak istiyorum. Zaten tabii muhtarlarımız da sürekli bu konuda birlikte çalışıyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Teşkilatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Herkes, yani vatandaşımız da çok duyarlı. Bazen çünkü vatandaş kendi isteyemiyor. Bakıyorsun hemen bir tanıdığı aracılığıyla. Biz de istisnasız hakikaten ihtiyacı varsa bu kardeşimizin ona yardım etmekte, kömür yardımı, gıda yardımı, ne gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa, özellikle kronik rahatsızlığı olup işte durumu müsait olmayanlara yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sosyal devlet anlayışının gereği de bu. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kesinlikle. Sosyal yardımlar hakikaten son 20 yılda çok üst seviyelere çıktı. Hem yerel anlamda hem genel anlamda. Yıllık sosyal yardım bütçesi devletin 1.3 milyar TL'den 2002 yılında, bugün 2021-22'de bu rakam 24-25 milyar TL'lere çıktı yıllık. Bu hakikaten bunun ne kadar yukarılara çıktığını gösteriyor. Çünkü geçmiş devlet amaç, vatandaşının tabii yanında olması lazım. Şimdi engellisine, ne bileyim işte evde bakımından tut evde sağlığına kadar. Yani artık düşünebiliyor musunuz? Doktor, işte hemşire, sağlık görevlileri, eğer hasta evde bakıma muhtaçsa, sağlık bakımına muhtaçsa, doktor vatandaşın evine gidiyor, ayağına gidiyor. Hizmetin nerelere geldiğini bu gösteriyor. Şimdi geçmişe herkes eleştiriyor sosyal yardımlarla ilgili. Nedir? İngiltere'de, İngiltere'nin herkes tarafından bilinen başbakanı kimdir? Demir Lady Margaret Thatcher. Evet. İlk göreve geldiğinde ilk sosyal yardımı, ülkenin içinde bulunduğu durumu görüyor. Sosyal yardımlarla ilgili olarak İngiltere'de uzun yıllar vatandaşlarına sosyal yardımlar bulunuyor. Hani bunun kadar doğal, ben şunun için girdim başkanım ya, ihtiyacı olmayana da kömür veriliyor, bilmem ne veriliyor. Geçen sene pandeminin ilk çıktığı yıllarda bir belediye başkanıyla sohbet ederken, ilçesinde bir vatandaşın tırları varmış. Bir iki tane tır var.
Ama belediye başvuruya bulunmuyor, komşusu geliyor. Komşu sosyal hizmetlere gidiyor, diyor ki ya bu vatandaşa diyor yardım edin. Bakıyorlar adamın tırları var, başkana geliyor. Belediye başkanı diyor ki şu anda tırlar iş yapıyor mu? Pandeminin ilk dönemlerinden bahsediyorum. Yapmıyor, tamam, adamın 300-500 milyonluk 1 trilyonluk malı var ama cebinde parası yok. Yeri geldiğinde ona da yardım ediliyor. O edilmesi lazım. İhtiyaç. Neticede buradaki tek şey ihtiyaç. Zaten ihtiyaç olana, ihtiyaç olan talep ediyor. Biz de ihtiyaç olana yardımda bulunuyoruz. Mesela öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Özellikle okullar açılırken. Bine yakın öğrencimize kırtasiye yardımında bulundu. Onun dışında bir şey başlattık. Özellikle aşevi projemiz. Burada evinde yemek pişirme, sıcak yemek pişirme imkanı olmayan aileler var. Yaşlılarımız var, büyüklerimiz var. İki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz bu ailelerimize. Bu da hakikaten bizi çok mutlu eden. O sistem nasıl işliyor başkanım? Güzel bir ekibimiz var, biliyorsunuz. Nazende tesislerimizi biliyorsunuz. Tamamen yemekleri kendimiz pişiriyoruz. Evlerine Nazende ekibimizle birlikte evlerine kadar süper, aracımızla götürüyoruz. Güzel. Sefer taslarımıza sıcak bir çok şekilde. Güzel. Bunun başvurusunu nasıl yapabiliyorlar? Yine belediye internet tabii ki, üzerinde yani, ya da arayarak. Eğer bir şekilde bizim zaten çağrı merkezimiz var. 500-050 veya muhtara kime ulaşabiliyorsa yani bize... Bütün kanallar açık bu konuda, meclis üyemizle, muhtarlarımızla, herhangi bir vatandaşla, herhangi bir vatandaşımız ya şu ailenin ihtiyacı var. Bazen hakikaten ihtiyacı var, yalnız yaşıyor. Ben birine şahit oldum. Ama olurumdan, gururumdan. Size dedim biz hemen sıcak yemek başlatalım. İstemiyor, istemedi. Ya benim haftada bir gün işte kızım geliyor yemeğimi yapıyor, ya haftada bir günle olur mu bu falan. Bir gün iki gün zorla gönderdik, istemedi, kabul etmedi yani. Öyle de bir duyarlı da vatandaşlarımız, gönlü zengin vatandaşlarımız da var yani. Dolayısıyla bize her türlü ulaşabilir. Yeter ki bize iletsinler. Biz hazırız yani, biz bu konuda ihtiyacı olan ailelerimize özellikle sıcak yemek dağıtım noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde mesela esnafımız hakikaten sıkıntı yaşadı. İşte kahvesini kapattı, ne bileyim lokantasını kapattı, iş yerini kapattı. Yerel esnaf özellikle. Yerel esnafımız. Yani neticede bunlar oradaki geçimiyle işte evinin geçimini sağlıyor, ailenin geçimini sağlıyor, kirasını ödüyor, ne bileyim vesaire vesaire. Tüm ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Orada biz iki kez biner TL esnafımıza yardımda bulunduk. Büyükşehir Belediye'miz de 4 defa yardımda bulundu biner TL. Tabii ayrıca devletimizin yaptığı yardımlar, en azından bir miktar katkımız olsun. O sıkıntılı günlerde yanında olduğumuzu hissettirelim esnafın, vatandaşımızın. Bu anlamda yine esnaflarımıza işte berber, kuaför gibi onların ihtiyaçları olan malzemeleri dağıttık. Dezenfekteden tut maskeye kadar birçok yardımda bulunduk, destekte bulunduk. Sosyal devlet anlayışının gereğini yerel anlamda biz de yapmaya çalıştık, gayret ettik. Bu anlamda tabii özellikle tarımla ilgili biraz önce yine sordunuz. Hem Büyükşehir Belediyesi hem biz elimizden geldiği kadar onların özellikle yanında olmaya çalıştık. Şimdi biraz önce de konuştuk ya, ham madde girdileri özellikle bazı fiyatları çok yükseldi. Mesela gübre fiyatlarını hakikaten çok, çok yukarılara yükseldi, taşıdı. Yani 1 lira olan ham madde 4 lira oldu, 5 lira oldu. İster istemez bu gübreye de yansıdı. Vatandaşın o gübreyi alıp o gübreyle birlikte ürün elde edip satıp para kazanması mümkün gözükmüyordu. Burada Büyükşehir Belediye'miz hemen devreye girdi. Zannediyorum yarısına yakını hibe olarak destekte bulundu. Biz ne yaptık? Körfez Belediyesi olarak sertifikalı tohum dağıttık. Tüm çiftçimize, 300'e yakın çiftçimiz vardı. Bunlara 30 ton kadar sertifikalı tohum. Yani daha kaliteli, hem onu da fark etsin ve onun daha verimli olduğunu görsün, kaliteli olduğunu görsün. Yani belki
ona dönüş olur diye bir farkındalık da oluşturmak adına 4 dönümlük alanına yetecek tohumu biz dağıttık. Yine bunun yanında aromatik bitkilerle ilgili Büyükşehir Belediye'mizin çalışması var. Biz de dedik ki aromatik bitkilerle ilgilen vatandaşımıza 10 dönüm için biner TL'lik yakıt desteği başlattık. Bununla ilgilenen kim varsa, hangi çiftçimiz varsa hem Büyükşehir Belediye'mizin projesine destek olmak hem de yeni bir alan açmak. Bizim taş köprümüz hakikaten çok güzel, çok verimli toprakları var. Çok güzel köylerimiz var. 35'e yakın köyümüz var bizim. Körfez biraz sanayi, liman akla gelir Körfez deyince ama bizim yani Kandıra, İzmit'ten sonra en fazla köyü olan ilçelerden bir tanesiyiz biz. Tabii Kandıra, İzmit onların köy sayısı daha çok fazla. Daha fazla. Ama bizim de yani ciddi, evet. 35'e yakın köyümüz var. Tabii 16'sı bunun köy, 20'si de mahalle şeklinde. Onun dışında yine isteyen vatandaşımıza toprak analizi dedik. Yani şimdi bazen gübreyi çok bilinçli şey yapamıyoruz, kullanamıyoruz. Evet. Toprağın hangi minerallere ihtiyacı varsa, hangi gübreye ne kadar ihtiyacı varsa, hangi minerallerden fakirse onu takviye etmek lazım. Daha bilinçli bir tarıma yönlendirmek adına dedi ki toprak analizlerinizi de biz yapalım. İşte Gübre Taş'la görüştük. Talep eden kim varsa toprak analizini bu anlamda yapıyoruz. Onun dışında ceviz ve kiraz fidanı dağıttık. Kiraz biliyorsunuz bizim bölgenin işte özellikle yarımca kirazı meşhurdur. Evet. O bölgenin kirazı, kiraz festivali de yapıyoruz ama sanayiyle birlikte artık yok olmaya doğru gidiyor. Ama biz yine yaşatmaya çalışalım. Özellikle köyler bölgesinde hem kiraz fidanı hem ceviz fidanı toplamda 4000-5000'e yakın fidan dağıttık çiftçilerimize. Ve bu noktada destek olduk. Elimizden geldiği kadar toplumun her kesimine destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Artık bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Varsa son olarak söylemek istediğiniz, biliyorsunuz artık 2022 yılına gireceğiz. Belki bir yeni yıl mesajınız da vardır izleyicilerimize. Buyurun son olarak alalım onları. Evet, teşekkür ediyorum. Neticede bir yılı geride bırakıyoruz. Ben özellikle 2022 yılı için herkese sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah tüm sıkıntılarını vatandaşlarımız 2021'de bırakır, 2022'ye daha güzel bir şekilde başlar, sağlıklı, huzurlu başlar. Şimdiden tebrik ediyorum, herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluklar diliyorum. Tabii biz de yeni yılla birlikte artık belki başlık halinde söyleyerek kapatalım, vaktinizde olmadığını biliyorum, önemli yatırımları da başlatıyoruz. Tabii, hakikaten bugüne kadar çok önemli yatırımları tamamladık. Çünkü artık 3 yılı hemen hemen geride bıraktık. Artık son 2 yılımız ve önümüzde 2023 seçimleri var. Evet. Birçok önemli projeyi tamamladığımız gibi işte 10'a yakın park yaptık Körfez'de. Yani yaptıklarımızdan hiç bahsetmedik. Tabii altyapıdan çok fazla çıkamadık. Altyapı en önemli. Başkanım, 400 milyonluk yatırım diyorsunuz. Kesinlikle. Onun dışında Büyükşehir Belediye'miz, işte bizim en önemli yatırımlarımız İlimtepe yoluna başladı. Hereke sahili projesi tamamlandı. Yarımca Anıt Park'a başladık şu an. Sosyal hizmet binası yaptık, bilgi evleri açtık, gençlik merkezleri açtık. Başkanım, spora çok ciddi destek verdik, hiç konuşamadık amatör spor kulüplerimize. Şimdi spor tesisleri anlamında şu an Çamlıtepe spor tesisi başlıyor bu yıl. Esentepe Kuzey Mahallesi başlıyor. Kirazlıyalı başladı, devam ediyor. Vatandaşımız yürüyerek, çocuklarımız yürüyerek sporla buluşacak. Artık servise, şuna buna ihtiyacı kalmayacak. Seçim beyannamesinde kaç proje vardı, kaç yaptık, ekstradan neler yaptık? Şöyle, yani 80'in üzerinde proje vardı. Bunun %70'i ne yakını tamamlandı ve başlandı, başlamak üzereyiz. Projeleri bitti. Ve bu son 2 yılda da kalanını Allah'ın izniyle birkaç projemiz var. Teknik sebeplerden dolayı muhtemelen onları yapamayacağız. Daha sonra inşallah nasip olursa. Onun dışında biz inanıyorum ki dönem sonunda %90'a yakın
projelerimizi tamamlamış oluruz. Hı hı. Çünkü her projeyi siz seçim beyannamenize yazarken çok arka planını da bilmeden bazen yazıyorsun. Karşılaştığınız sorunlar veya ihtiyaç, öncelik, bir takım sebepler, hı hı. Ekonomik özellikle şu an sebepler vesaire. Hı hı. Birkaç tane projemiz kalır. Onlar da çok önemli değil. Kentsel dönüşüme inşallah başlıyoruz. Geçen hafta Tahir Başkanımızla görüştük. Bugün de Tahir Başkanımızı ilçemizde ağırlayacağız. İnşallah işte Samsun Mahallesi dediğimiz bölgeyle başlıyoruz. Akabinde de yine Kabakoz'la devam edeceğiz. Hı hı. Yarımca Kent Meydanı projemiz başlıyor yine bu yıl. İşte Hereke'deki üniversitemize şu an harfiyat almaya başladık. Tabii ihalelerimiz şu an ister istemez şu dönemde biz 4-5 tane ihale yaptık ama bu fiyatların artmasıyla birlikte istikrarsızlıktan dolayı ihalelere birkaç firma, birkaç ihaleye kimse girmedi. Bunları hemen yenileyeceğiz. Çünkü piyasa yavaş yavaş duruluyor. Durulmayla birlikte inşallah hemen ihalelerimize devam edeceğiz. Hı hı. En büyük projelerimizden bir tanesi kapalı spor salonu, kapalı pazar, işte tütün çiftliği karakolunun arkasındaki o projemizi ihale ediyoruz. 35-40 milyonluk proje bu. İlimtepe Millet Bahçesi zaten ihale edilmişti. İlimtepe yolunun ikinci etabı bu sene ihale edilecek. Son iki yılın hemen hemen tüm ihalelerini de işte bu yıl içerisinde yapmış oluyoruz. Hı hı. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Gece gündüz çalıştığımızı, onlar için en iyisini düşündüğümüzü, en güzelini yapmaya, hı hı, gayret ettiğimizi ekibimizle birlikte, evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, milletvekillerimizle birlikte yaptığımızı bilmelerini isterim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt canlı yayın konuğumuzdu. 2021 yılını geride bırakırken şöyle bir baktık Körfez'de neler yapılmış ve neler yapılacak. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine saatler 8.30'u gösterdiğinde Selçuk Sevim ve ben Güne TV 41 ekranlarında başlıyor olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Şimdilik sağlıkla kalın, hoşça kalın.